Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma etkinliği oyunu yapacağız. Şimdi arkadaşlarınızı izliyorsunuz. Bakalım oyun nasıl oynanıyormuş. Evet, başlayın. Evet, aklımda bir sayı tuttum. Onun üzerine kaç ekledim? 3 ekledim. 10 ekledim. 10 ekledim. 7, evet. Evet, Çınar, 7'yi buldun. Peki nasıl buldun, anlatır mısın? Peki. Ona kadar tamamlıyorsa ona sayacağım. Evet, üstüne 3 ekle demiştin değil mi? 3'ün üstüne ona kadar ne yaptın? Saydın. Say bakalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaç yaptı? 7 yaptı. Oyunumuz devam ediyor. Poyraz, sor bakalım. Aklında bir sayı tuttum. Üzerinde 5 ekle. 5. Evet Poyraz, nasıl bulduğunu anlatır mısın? Üzerinde bir zihinden bir saydı, cevabı 10 oldu. Evet, 5'in üstüne saydın 10'a kadar ve 5 buldun. Sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki Ezgi, şimdi sen sor bakalım. Evet, 8. Peki sen nasıl yaptın? Ezgi, anlat bakalım. Ben de 5'in üzerine 13'e kadar saydım. 5'in üzerine 13'e kadar saydın ve buldun. Say bakalım. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Evet çocuklar, bu hesap genelde bakkalların para üstü verdiği hesaptır. Üstüne sayarak bu şekilde para üstü verirler ve biz toplama işleminde verilmeyen toplananı bu şekilde bulabiliriz. Peki başka bir arkadaşınızı alalım. Evet Azra, sor bakalım. Evet, aklımda bir sayı tuttum. Üstüne 7 ekle. 7 mi ekledin? Evet, 7'yi tutmuş. Nasıl buldun Azra, anlat bakalım. Ve 7 olarak buldun. Say bakalım 7'nin üstüne. 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14. Evet, kaç buldun? 7. 7'yi sor bakalım. Allah razı olsun. Bunlar bir seni tuttum. Onun üstüne 4 ekle. 8, 4. Evet, nasıl buldun Yiğit? Anlat bakalım. 4'ün üstüne 4 daha ekledim. 8 oldu. Evet, 4'ün üstüne 4 ekleyince 8 oluyor. Peki Allah, sen sor bakalım. Duymuyorum Allah, üstüne kaç ekle dedin? 7. 7 ekle. 13. 13. Evet, nasıl buldun, anlat bakalım. Öğretmenim, ben çıkarma işlemi yaparak buldum. Sen de farklı bir yöntemle yaptın. Kaçtan kaçı çıkardın? Evet. 7'ye kadar gittim. Sonra parmaktan saydım. Evet, geriye saydın ve çıkarma işlemi yaparak verilmeyen toplananı buldun. Peki, aferin. Oturun bakalım.